tabii NATO'nun kurucu ana anlaşması, ana senet diyebiliriz. 1949 yılında daha önceki Brüksel Anlaşması devletleriyle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı bir araya getiren ve NATO'nun kuruluşunu ortaya çıkartan anlaşma. Böyle büyük bir ittifak yapısı açısından aslında çok kısa bir anlaşma. Madde sayısı çok az. Buna rağmen tarihteki en uzun varlığı sürdürebilmiş, güne kadar da en başarılı olmuş bir ittifak yapısını kurdu. Çok fazla maddesi yok dediğim gibi ama en önemli ve en çok dikkat çeken iki maddesi var. Birisi 5. madde, bu en çok bilinen ve farklı kamuoylarında da en çok konuşulan maddedir. O karşılıklı olarak birbirine savunma, bir saldırı altında kaldığında yardıma gitme garantisi vermektir. Yani ortaklaşa savunma maddesi de buna denir. 2. maddede aslında çok halk arasında bilinmez ama 4. maddedir. O da herhangi bir üye kendisini tehdit altında hissettiğinde müttefikleriyle müzakere etme, bu durumu görüşmeyi içeren maddedir. Bunun dışındakiler daha teknik konu.